Tamam. Evet, yayındayız arkadaşlar. Siz hazır mısınız? Beni dinleyen sevgili arkadaşlar, tamam. Bizi izleyenler de hazır herhalde. Bu arada ben bugün güneş gözlükleriyleyim çünkü gece uykusuz olunca ertesi gün güneş gözlükleri takıyorum. Işık biraz rahatsız ediyor normal gözlükle. Yani çok özel bir anlamı yok. Yani siyahlar giydik, gözlükler kara özel bir şeyden dolayı değil yani. Siyahı seviyorum biraz ondan. Evet. Şimdi normalde planım en son geçen derste kaldığım gibi biraz dinler tarihinin metodolojisine devam etmekti. Arketipleri anlatmak istiyordum. Yani Eliade, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, arketipler nedir, dinler tarihinde önemi nedir, arkeoloji, antropoloji, bunlarla ilişkisi nedir, psikolojideki yeri nedir, biraz arketipler üzerine konuşmak istiyordum aslında. Fakat arketipleri önümüzdeki haftaya aldım. Bugün metodolojinin biraz dışına çıkıyoruz şu an. Şu an bizi izleyen herkesi sanki metodoloji meselesini hallettik. Artık Yahudilik üzerine konuşuyormuş gibi varsayıyorum. Ve Yahudilikle ilgili bir meseleye geliyorum bu seminer boyunca. O da kabalacılık olsun. Yani bugün bizi izleyen sevgili arkadaşlarımıza kabalacılığı anlatalım biraz. Bir Yahudilik mezhebi veya Yahudiliğe ait bir ekol, kabalacılık. Şimdi şöyle, aslında Yahudi nüfusu göz önüne alındığında işte 14-15 milyon kadar Yahudi var dünya üzerinde. Tabii bu popülasyon biraz insanları yanıltıyor. Tabii Yahudi coğrafyası da sınırlı bir coğrafya. Yani sadece İsrail coğrafyası, işte diasporada bazı yerlerde Yahudiler var. Dolayısıyla dışarıdan baktığınız zaman Yahudi kültürüne aslında şey gibi algılıyorsunuz olayı. Belli bir tip Yahudilik var. Yani belli bir inanca sahip, belli bir ritüele sahip, belli bir inanç doğrultusunda hareket eden bir Yahudi kültürü var gibi düşünüyoruz hep. Aslında hiç öyle değil. Yani yaklaşık 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başına geldiğiniz zaman Yahudilik zaten kendi içerisinden bugün hala var olan bazı ekollere ayrılmıştı. Yani bizim işte rasyonel Yahudilik dediğimiz, reformist Yahudilik dediğimiz, geleneksel Yahudilik dediğimiz, rabbinik Yahudilik dediğimiz, ondan sonra ultra ortodoks Yahudiler dediğimiz, ortodoks Yahudiler dediğimiz, yani bakın bugün bunları fark etmiyor olsanız bile Yahudi kültüründe 19. yüzyıldan beri böyle farklı farklı ekoller var. Tabii bu ekollerin sınırları hem doktrinsel anlamda hem pratikteki uygulamalar anlamında, ritüeller anlamında, hatta kilise sinagogların mahiyetleri bağlamında bile farklılık arz ediyor. Fakat benim bugün ele alacağım konu, yani Yahudiliğin içerisinde farklı bir ekol olarak ele alacağım konu kabalacılık. Kabalacılık tabii çok daha derin bir farklılıktır Yahudiliğin içerisinde. Mesela benim az evvel saydığım farklı Yahudi ekolleri diye saydığım ekoller, işte son birkaç yüzyıldır, özellikle Haskala hareketinden itibaren, yani 1700 küsur yıllarından itibaren, yani Yahudi aydınlanmacılığından itibaren, işte bir yandan klasik Yahudilik var, bizim rabbinik dediğimiz ya da ortodoks dediğimiz bir ekolo. Bir bunun karşısında reformist olanlar var, hani daha pozitivist olanlar. İşte ikisinin arasını oluşturmaya ya da bütünleştirmeye çalışan konservatifler var. Şimdi bu üç tane Yahudi ekolü bugün var, tamam. Ama kabalacılığa baktığınız zaman kabalacılık bunlardan çok daha köklü, çok daha eski ve çok daha derindir. Yani çok daha derin bir yapıdan bahsediyorum kabalacılık dediğim zaman. Tabii kabalacılığın ortaya çıktığı tarih antik çağlar. Yani her ne kadar biz klasik kabalacılığı orta çağlardan itibaren biliyor olsak bile aslında kabalacılığın çıktığı tarih yani yaklaşık M.Ö. 100-200'ler civarı neredeyse. Ve kabalacılığın doktrinleri de az evvel saydığım o farklı Yahudi ekollerinden çok daha farklılaşmış, çok daha özelleşmiş ve neredeyse bana sorarsanız yani belli bir yerde Yahudilikten ciddi anlamda uzaklaşmıştır bile. Şimdi buradan baktığınız zaman öyleyse kabalacılık denilen ekol, yani
Yahudiliğin mistik kanalı ya da mistik Yahudilik dediğimiz ekol, yani Kabala, gelenek. Kabala kelimesi İbranice kabaldan gelir. Yani gelenekten gelir. Arapçada da kabul etmek var ya. Semantiği aynıdır. Yani daha doğrusu etimolojisi onların. Evet evet, aynen. Aynen. Kabala, yani gelenek dediğimiz zaman, kabalacılık dediğimiz zaman biz Yahudi kültürünün içerisinde ayrı bir yerde duran, üç aşağı beş yukarı İslam kültüründe tasavvufla benim az çok ilişkilendirebileceğim ritüeller ve doktrinler bağlamında baktığınızda geleneksel Yahudilikten farklılaşmış, derin bir, böyle etkili bir yapıdan bahsediyorum hakikaten. O yüzden bu spekülasyona da çok açık olan bu Kabala. Kabala popüler literatürde çok meşhurdur yani. Google'a bir girin. Allah, o popüler kültürde Kabala üzerine neler vardır yani. Şimdi peki neyi bu Kabala? Böyle üzerine sihirli sihirli şeyler konuşulan, büyük üstadları olan aslında orta çağlarda falan bu Kabala ne? Şimdi ilk önce şöyle yapacağım. Ben de böyle sistematik anlatıyorum genellikle. Bir genel bir giriş yapayım. Kabala kültürünün genel olarak ne olduğunu. İki, tarihsel gelişimini biraz anlatayım. Ondan sonra da doktrinsel özellikler, yani teolojik olarak, doktrinsel olarak ve ritüel olarak öteki Yahudilerden farkı nedir? Biraz onlara bakalım. Şimdi her şeyden önce kabalacılık hareketi denilen hareket aslında bir kozmoloji doktrini çerçevesinde oluşmuştur. Yani kabalacılık dendiğinde bizim aklımıza büyük oranda yaratılış doktrini bağlamında, kozmoloji yaratılış demek, yaratılış doktrini bağlamında, yani kozmoloji doktrini bağlamında klasik Yahudilerden, yani Ortodoks Yahudilerden ya da Rabbinik Yahudilerden farklı bir anlayış geliştirmiş olan ve bizim İslam kültüründeki tasavvufun öngördüğü bir yaratılış modeline daha yakın bir sistem anlayın. Yani öyleyse kabalacılığın merkezinde duran ana kavram bir kere kozmoloji doktrinidir. Yani yaratılış doktrinidir. Yaratılış doktrini bağlamında baktığımızda öteki Yahudilerden, Ortodoks Yahudilerden çok farklıdır. Yani bence hiç alakası yoktur aslında. Tabii neden farklıdır? Çünkü kaynağı çok farklı. Yeni Platonculuktan tutun da hani belki Budizm'e kadar antik çağlarda giden bir ilişkiler var. Biraz ondan yani. Tabii bu kozmoloji hikayesine geleceğim. Yani hani kabalacılığın bu kozmolojisi, bu yaratılış doktrini, Tanrı, insan, Tanrı ile insan arasındaki ilişki, varlık kategorisi, o kategorilerin kendi aralarındaki ilişkileri, Tanrı nasıl yarattı dünyayı kabalacılara göre. Bütün bunlara geleceğim ama önce bir girişimi tamamlayayım. Tabii bu hareket öyle basitçe bir kozmoloji hareketi olarak da kalmadı aslında. Sosyolojik olarak baktığınızda Yahudilik tarihindeki konverso Yahudilik kültürü dediğimiz kültürün de oluşmasına ciddi anlamda katkıda bulundu. Yani mesela sosyolojik olarak daima şöyledir, bunu unutmamak lazım. Bütün konverso hareketler, yani İslam'da, Yahudilik'te, Hristiyanlık'ta ya da başka konverso. Konverso hareketi şu demek, din sosyolojisinde veya dinler tarihinde. Siz herhangi bir din mensubu iken başka bir din mensubu olarak görünmek zorunda kalışınız. Yani herhangi bir dindensiniz fakat başka bir dine geçmek zorunda kalmışsınız. Eski inançlarınızla yeni inançlarınızı böyle bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Bu kültüre biz konverso kültürü diyoruz. Bu Müslümanlarda da var, Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var ve diğer Parsi mesela Zerdüşlerde falan da vardır bunların örneği. Ve genellikle yine bir din sosyolojisi prensibi olarak konverso hareketler kendi bulundukları alanı daha çok mistik kavramlarla doldururlar. Yani eğer siz bir konverso hareket içerisinde olmak zorunda kaldıysanız, yani dininizi değiştirip bir başka din içerisinde hareket etmek zorunda kaldıysanız, büyük oranda yeni yapılanmanız mistiktir. Böyle bir kural var yani bu işlerde. Bunun aynısı Yahudilik için de söz konusu. Mesela Yahudilikteki bütün konverso hareketlerde, yani
Marona hareketinde İspanya'da, Frankizm hareketinde Doğu Avrupa'da, bizim Osmanlı'da Sabatay Sevi hareketinde, bütün bu hareketlere baktığınızda, yani bütün Yahudi konverso hareketlerine baktığınızda, bu konverso hareketlerinin dibinde hep bir mistik kültür görürsünüz. Mesela Doğu Avrupa'da Joseph Frank'ın Frankizmi aslında Hristiyanlaşmış Yahudi mistiklerdir. Yani bizim Osmanlı'ya baktığınızda, Osmanlı'da Sabatay Sevi kültürünü taşıyan, yani Sabataycı anlamda Yahudi iken Müslüman olmak zorunda kalanlar, konversolar yani, mesela bakıyorsunuz mistiktirler. Aynısı şeyde de geçerlidir, İspanyol Yahudiliği için de geçerlidir. İspanya'da da Marano olduğunuz zaman, yani Hristiyan olmak zorunda kaldığınızda 1492 civarında, yani Yahudilerden bahsediyorum. O Yahudi iken Hristiyan olmak zorunda kaldığınızda, yani Marona denilen kategoriye girdiğinizde sizin kültürünüz büyük oranda mistiktir. Artık mistik olursunuz yani. İşte bu Yahudilikteki konverso hareketlerinin mistik dibini aslında oluşturan kimlik bu kabalacı kimliktir. Yani bütün Yahudi konverso hareketlerine bakın dünya üzerinde. Yani hepsine bakın. Mesela ben size bir örnek vereyim. Benim vaktim olsa onu ben onları yazdım tabii de bir yerlerde. Mesela İspanya'da en güzel konverso örneklerden bir tanesi Cervantes'in Don Quixote'udur. Mesela Don Quixote, ya biz tabii Don Quixote okuduğumuz zaman şimdi hani okuyoruz tamam 16. yüzyılda İspanya'da veya dünya üzerinde Cemil Meriç'in anlattığı gibi bir sosyolojik dönüşüm vardır. Bir çağdan başka bir çağa geçiyorsunuzdur. Don Quixote onu temsil eder. Yani sosyologların gözünde Don Quixote onu temsil eder. Edebiyatçıların gözünde Don Quixote işte bir toplumdan başka bir topluma geçemeyen bir çılgının yaşadığı maceralardır. Ama mesela dinler tarihçileri bağlamında baktığınızda belki bunları kapsıyor. Doğru yani ben buna inanıyorum. Yani Don Quixote bunları da kapsar. Ama mesela dinler tarihi perspektifinden baktığınızda Don Quixote'da müthiş bir konverso edebiyat vardır. Müthiş bir kabalist gelenek şifrelenmiştir. Yani çünkü Cervantes bir konversodur. Dolayısıyla o kültürü taşımıştır ve Don Quixote'u da yazarken satır aralarına adeta şifreli olarak gizlemiş olduğu o cümleleri falan siz analiz ettiğinizde bakıyorsunuz ki arkasında müthiş bir konverso mistisizm vardır. Kabalıcılık vardır yani. O yüzden hani kabalıcılık kültürü dediğim zaman öyle sadece bir kozmolojiyi anlatmıyorum ben. Kabalıcılık dediğim zaman aynı zamanda tarih olarak baktığınızda, sosyolojik olarak baktığınızda Yahudiliği esin veren ya da bir Yahudi kimliğini oluşturan bir kültürden bahsediyorum. Bu anlamda müthiştir yani. Peki mesela kabalacılığın, kabalacı doktrinlerin veya kabalacı tutumun başka uzanabileceği alanlar nedir? Mesela Yahudilik tarihinde ya da dünya tarihinde. Bana göre önemli yanlarından bir tanesi şu. Bu 18. yüzyılda Moses Mendelssohn'un geliştirdiği şey vardı. Sürgün milliyetçiliği kavramı. Mesela bu sürgün milliyetçiliği kavramı Yahudilik tarihindeki bana göre en önemli şeylerden birisidir. O yüzden de şimdi biraz oradan oraya atlıyorum. Böyle şizofrenik gibi görünebilir ama ben neticede topluyorum yani. Biraz da böyle adrenalin olsun diye yapıyorum yani. Mesela bizde İttihatçıların arasında 20. yüzyılın başında şeylerin olması çok tuhaf karşılandı. Yani hani bazı Yahudilerin de İttihatçıların içinde olması tuhaf karşılandı veya bazı Sabateist kökenli olanların varlığı tuhaf karşılandı. Yani hem Türk milliyetçisi olacaksın hem Yahudi olacaksın. Fakat bunun formülasyonu bir sosyolojik şeyde gizliydi aslında. O da şu Haskalah hareketi. Yani 1700 yıllarına geldiğinizde 18. yüzyılın ortalarındasınız. Bir Alman Yahudi çıkıyor, Moses Mendelssohn. Bir hareket başlatıyor, Haskalah hareketi. Yani Haskalah hareketi şu demek, aydınlanmacı Yahudilik. Daha rasyonel Yahudilik. Biraz daha pozitivist Yahudilik tırnak içerisinde ama. Ve
Bu Haskala Yahudiliği dediğimiz Yahudiliğin temel formülasyonlarından ya da mottolarından biri şudur ki işte bu gözden kaçtığı zaman adamın hem Yahudi olması hem Fransız milliyetçisi olması tuhaf geliyor. Adamın hem İttihatçı olması hem Türk milliyetçisi olması tuhaf geliyor. Ama iş öyle değil. Çünkü Haskala hareketinin mottosu ya da Mendelssohn'un mottolarından biri şuydu. Sürgün milliyetçiliği kavramı. Bu önemli bir kavram. Yahudilik tarihinin sosyolojisinde çok önemlidir. Sürgün milliyetçiliği şu. Şunu dedi Haskalacılar. Şimdi buradan kabalacılığa bağlayacağım. Yani derdim Haskala'yı anlatmak değil de bunu söylemeden olmuyor yani. Şimdi şunu söylediler. Dediler ki ya Yahudilerin hani kurtuluş ümidi yok. Yani 18. yüzyıldasınız, Avrupa'dasınız, işte Haskala hareketinin içerisindesiniz. Peki nasıl kurtulabiliriz? İşte bir takım formüller var. O formüllerden bir tanesi de şu, bulunduğunuz ülkenin milliyetçisi olmak. Sürgün milliyetçiliği budur. Diasporic nasyonalizm, sürgün milliyetçiliği. Niye biz bulunduğumuz ülkenin milliyetçisi olacağız? Çünkü kurtuluşumuz ancak böyle. Yani biz o ülkenin milliyetçisi olursak, o ulusla birlikte hareket edersek, Yahudiler o antisemitik baskıdan ancak böyle kurtulabilirler. İşte bu kavram Yahudi literatürü içerisinde pek çok Yahudinin bulunduğu ülkenin milliyetçisi olması fikrine yol açmıştır. Buna biz diaspora milliyetçiliği deriz yani. Böyle bir kültür var. Fakat işin enteresanı, şimdi bu tamam, bu güzel de bunun dibinde mesela daha enteresan şeylerden biri şu. Haskala hareketinin bu sürgün milliyetçiliği kavramının altında yatan şeylerden bir tanesi aslında kabalacılıktır. Yani kabala kültürü aslında bu sürgün milliyetçiliğinin bu mottosunu yani diaspora milliyetçiliği kavramını gelişmesine müthiş katkıda bulundu. Çünkü kabalacılık Avrupa'da aydınlanma fikrine katkıda bulunan en önemli Yahudi hareketlerinden birisidir. Mesela bizim klasik Yahudilik, yani Ortodoks Yahudilik 18. 19. yüzyıldaki aydınlanma kavramına çok eşlik edemedi aslında. Ama Avrupa'da veya dünya üzerinde aydınlanma fikrini, Yahudilik içindeki aydınlanma fikri iki ekol aracılığıyla ortaya çıktı. Birisi, mesela bu da çok enteresan bir konudur. Ben bunun üzerine biraz çalıştım. Sabataycılık. Yani bizim Osmanlı'da 17. yüzyılda ortaya çıkan sabatayist kültür Avrupa'da Yahudi aydınlanma hareketlerini müthiş beslemiştir. Mesela kadın erkek eşitliği kavramını ilk retorikle dillendiren sabataycı misyonerlerdir Avrupa'da. Bizim klasik Yahudiler buna yeni yeni farkına vardılar yani. Bir de kabalacılar. Çünkü kabalacılar da şeyler yani bir yanıyla mistik ama bir yanıyla da aydınlanmacı. Çünkü kurtuluşun olabilmesi için bir aydınlanmanın olmasını bekledi aslında kabalacılar da. O yüzden kabala kültürünün sınırları yani nereye kadar uzanabileceğinin sınırları Yahudilik tarihinde bu noktaya kadar getirilebilir. Yani Yahudi aydınlanmacılığının dibinde de siz böyle biraz eşelediğinizde kabalacılığı veya kabalacılıktan kaynaklanan sabateizm gibi hareketlerin ve frankizm gibi hareketlerin olduğunu gördüğünüzde bence hiç şaşırmamanız gerekiyor hakikaten. Öyleyse kabala dediğimiz bu hareket, bu mistik gibi görünen doğru, bir yanıyla müthiş mistik ama bir yanıyla da olağanüstü şeydir. Yani olağanüstü pozitivisttir de. Yani bir yerden baktığınızda müthiş bir sistem oluşturur çünkü. Mekanik bir sistem oluşturur. Yani Newtoncu müthiş bir mekaniği vardır kabalacılığın. Hakikaten. Yani mistiktir ama böyle bir şey de vardır. Mekanik pozitivist yanı da vardır kabalacı sistemin. Şimdi öyleyse kabalacılık dediğimiz zaman basit bir felsefi şeyi anlamıyoruz biz. Basit bir yaratılış felsefesini anlamıyoruz. Onun dışında Yahudiliğin bazı hareketlerine destek olan veya onları yönlendiren bir hareket olarak da anlıyoruz. Tamam. Buraya kadar acaba birbirimizle anlaşabildik mi?
Anlaşılmayan bir problem var mı? Yani evet ama Protestanlıkta tabii eksik olan şey mistisizm. Yani ama hani bazı yerlerden baktığında kabalacılık Protestanlıkla örtüşüyor yani. Enteresan bir şekilde örtüşüyor yani. Mekanik dünya algısı bağlamında baktığında özellikle Kalvinist Protestanlıkla kabalacılığın tabii birisi yani Protestanlık çok rasyonel bir yerden çıkar. Kabalacılık çok mistik bir yerden çıkar. Ama bir yerde örtüşür bunlar. Örtüştükleri yerde Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin mekanik doğasıdır. Mesela orada özellikle Kalvinizmle bu anlamda örtüşür yani. Şimdi buraya kadar böyle bir giriş yaptım. Hani az çok tanıtmaya çalıştım olayı bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi biraz tarih nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti. Ondan sonra da doktrin. Şimdi tarih şöyle. Ya klasik anlamıyla kabalacılık dediğimiz zaman biz daha çok orta çağlardan itibaren var olan bir şeyi anlıyoruz. Yani İspanya'da işte 12, 13. 14. yüzyıllarda ortaya çıkan İspanya'da Emevi Müslümanlar İspanya'ya hakimken Emevilerin egemenliğinde yaşayan bazı Yahudi çevrelerde ortaya çıkan bir mistik ekol gibi görüyoruz biz kabalacılığı. Tarihsel süreci öyle başlatıyoruz yani. Ya bu esasında çok doğru değil. Biraz doğru. Bana göre %60 yanlış. Aslında kabalacılık dediğimiz hareketin dibi var. Ve çok önemli bir dibi var. Filistin'e kadar çıkan yani M.Ö. 100-150-200 yıllarında aşağı yukarı Filistin topraklarına çıkan oradaki o bölgedeki yani evet İsrail yani İsrail topraklarında terminolojisiyle yaşayan bazı Yahudi cemaatlerinin biz bu çok erken çağlardan itibaren yani M.Ö. 100-150'lerden itibaren var olduğunu ve bu Yahudilerin öteki Yahudilerden farklı düşündüğünü biliyoruz. Yani şöyle düşünüyorsunuz, Orta Çağlar'da başlar mı? Orta Çağlar'da başlamaz. Ama Orta Çağlar'da bir şeye bürünür yani, kılıfa bürünür. Bu hikaye Antik Çağlar'da başlar. Bu hikaye aşağı yukarı M.Ö. 150 yıllarından itibaren Filistin civarında bazı Yahudi çevrelerde başlar. Öteki Yahudilerden farklı düşünen bazı mistik eğilimli Yahudiler arasında başlar. Peki ne oldu da bazı Yahudiler yani bu mistik Yahudiler veya bizim kabalacılık diyeceğimiz Yahudiler bu kadar erken çağlarda ortaya çıktılar ve öteki Rabbinik Yahudilerden farklılaştılar hikayesi aslında çok uzun. Ama çok genel bir şey söyleyebilirim. Yahudilik kültürü tabii çok antik bir kültür. Yani çok geçmişi olan bir kültür. Yahudilikte tek tanrı inancı 1. diasporadan itibaren yani aşağı yukarı M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren artık yavaş yavaş iyice oturmaya başlamakla birlikte yani Yahudilikte 1. diaspora dediğimiz Yahudilerin işte Filistin topraklarının dışına sürülmesi ile başlayan süreç. İşte bu 1. diasporadan itibaren Yahudilikte tek tanrı inancı biraz yoğunlaşmaya başlar. Ama öyle bir şey ki Yahudiler veya İsrailoğulları tek tanrı inancına sahip olsalar bile o dönemde bazı Yahudiler geçmişten gelen bazı kültürlerini taşıdılar. Mesela hangi kültürlerini taşıdılar? Bir, İran'dan Zerdüştlükle ilgili bir takım şeyler getirdiler. İki, kendi Mezopotamya geçmişlerinden bazı paganist unsurları Yahudiliğin içine taşıdılar. İşte bu İran etkisiyle yani Zerdüştlüğün Gnostik kültürünün etkisiyle yani eski İran Zerdüştlüğün etkisiyle ve eski pagan Mezopotamya paganizminden gelen etkilerle bazı İsrailoğulları öteki İsrailoğullarından yani daha tek tanrıcı olan İsrailoğullarından biraz farklılaşmaya başladılar. Yaklaşık M.Ö. 150'lerdesiniz yani. İşte o farklılaşmayla birlikte eski İran kültürünü taşıyan, eski Mezopotamya kültürünü taşıyan kimlikler, yani o kimliği taşıyan İsrailoğulları
büyük ihtimalle Filistin civarında Ölü Deniz, Dead Sea, yani Lut Gölü dediğimiz bölgede özellikle ortaya çıkmaya başlayan bir hareket olarak göründüğü tarih sahnesinde ki biz bunların adlarını da üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Bunlara biz Ebiyonlar diyoruz, Esseniler diyoruz, Terpetörler diyoruz. Yani öyle bir şey ki özellikle Ölü Deniz civarında, yani Qumran civarında, Qumran mağaraları denilen yerde, en azından net bildiğimiz bölge orası yani, bu bölgede bazı İsrailoğulları İran ve Mezopotamya kültürünü tam asimile edememiş bazı İsrailoğulları kendi inançlarıyla bu geçmiş kimliklerini ilişkilendirdiler. Ve böylece batıni bir hareket başladı. Bakın bütün batıni hareketler senkretiktir söyleyeyim. Mesela İslam'da düşünün tasavvuf hareketi. Senkretiktir yani. Tamam tasavvufun kendine ait dinamikleri falan var ama yani şimdi siz sufizm dediğiniz zaman onun dibinde, yani tasavvuf dediğiniz zaman onun dibinde hani biraz Hinduizm, Budizm falan görüyorsunuz. Yani bu da çok normal çünkü hani Müslümanlar orada geliştiler. Ya bu çok normal yani. Hani böyle olmuş olması illa oradan esinlendiği anlamına gelmiyor. Ama iki kültür karşılaşıyor ve oradan bir şey alıyorsunuz yani. Bu çok normal. İşte bu Yahudilikte biraz daha fazla oldu. Tam senkretik bir yapı oluştu. İşte bu erken Yahudi, erken Kabalacı Yahudilere, mesela Qumran civarındakilere biz Ma'asah Bereşit grubu adını veriyoruz. Ma'asah Bereşit. Yani Ma'asah Bereşit İbranice'de yaratılış üzerine çalışanlar, çalışmak falan anlamına gelir. Ne demek yaratılış? Yani biz nasıl yaratıldık, dünya nasıl yaratıldı, insan nasıl yaratıldı, insanla Tanrı arasındaki ilişkiler, kozmoloji yani. İşte bu adamlar, bu ilk Sufiler, yani ilk Kabalacılar Yahudilik terminolojisiyle Filistin bölgesindeki bu adamlara biz Ma'asah Bereşit diyoruz. Yaratılış üzerine çalışanlar. Ose, yani Ose çalışmak falan demek. Ma'asa onun şeyi, ismi. İşte Kabalacılığın erken dönemi geç antik çağa kadar devam edecek. Yani milattan sonra 400-500'lere kadar devam edecek. Bu ilk süreç Filistin'de başlayan ve geç antik çağa, yani milattan sonra 400-500'lere kadar devam edecek bu süreç bizim Ma'asah Bereşit dediğimiz erken Kabalacılık dönemidir. Yani bu dönem önemli ve düşünün orta çağlardan çok önce yani. Bazı araştırmacılar, ki ben de öyle düşünüyorum, Hristiyanlığın mesela erken kabalacı hareketlerden biri olduğunu düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani aslında Hristiyanlık hareketi Yahudiliğin bu dönemlerdeki kabalist yorumlarından bir tanesidir. Hristiyanlık daha sonra özelleşecek. Özellikle mesela biz bu Hristiyanlığın kabalist geçmişine dair böyle ipuçlarını kanonik kitaplarında Hristiyanlığın, yani resmi kitaplarında nerede buluyoruz mesela? Özellikle bakın Yuhanna'nın İncil'i. Bana göre Yuhanna'nın İncil'i kesinlikle erken Kabala örneklerinden birisidir. Yani tabii başka Hristiyan böyle apokaliptik metinleri de var yine bu dönemlere kadar uzanan. O yüzden büyük ihtimalle Hristiyanlık hareketi de böyle kabalacı bir Yahudilik olarak başladı. Ama hikaye daha sonra gelişti, değişti falan. Şimdi bu erken dönem hareketi orta çağlara geldiğinizde Filistin'den İspanya'ya, yani diaspora yoluyla Filistin'den ikinci diasporada 70'te yani İspanya'ya geçen Yahudiler İspanya'da Filistin'deki bu Ma'asah Bereşit hareketini biraz İslam kültürüyle birlikte değerlendirdiler, asimile ettiler. Hristiyanlık, Yahudilik, İslam. Ve böylece İspanya'da kabalacılık bir tık ileride yeni bir hale bürünmüş oldu. İşte bu bizim klasik kabalacılık dediğimiz hikaye burada başlar. Yani İspanya'dasınız, ondan sonra 11, 12, 13. yüzyıllardasınız ve klasik kabala metinleri artık ortaya çıkar. Mesela Zohar,
Sefer Yetsira, Sefer Habahir gibi klasik Kabala metinleri bunlar. Yani bunlar Tevrat'a yazılmış tefsirler ve mistik, gnostik, ondan sonra böyle sufiyane şeyler, metinler. Tam klasik Kabalacı metinlerdir yani. Tabi bunların içerisinde en önemlisi şeydir, Zohar. Böyle Zohar, Tevrat'a yazılmış tamamen mistik bir tefsir. Çok enteresandır. Ve bizim İbni Arabi'nin metinleriyle enteresan paralellikler vardır. Yani hakikaten. O yüzden İspanya'da bu hareket şekillenir ve güçlenir. Tabi yazarları bunların aslında anonim. Yani birer yazar atfediliyor ama esas da anonim yani. Ve muhtemelen hani bunlar edite edilmiş belli bir dönemde. 16. yüzyılda da basılı kitap halinde piyasaya dağılmış aslında. Mesela şöyle, orijinal yazım tarihi mi? Mesela Sefer Yesira, Sefer Bahir aşağı yukarı 700 küsur yılları, o kadar erken. Zohar yaklaşık 1100 yılları falan. Yani Zohar biraz daha geçtir ama en temeli Zohar'dır yani. Ondan sonracımı, tabii başka çok metinler var da hani en temelleri bunlar, yoksa işin içinden çıkılmaz yani. Zohar İbn Arabi'den biraz önce, bir tık önce. Bir tık önce yani. Evet. Evet, İspanya. Maymonides tabii bizim klasik şeydir abi, Aristocu. Çok da su mistik kabalacılarla alakası yoktur. Ama Maymonides'in aile içerisinde neredeyse yarısından çoğu da kabalacı olmuştur. Böyle aile içinde kavgaları var onların yani. Böyle enteresan bir şey. Tabii bu hareket, yani bu kabalacı hareket 3. evresini, yani erken dönem, İspanya dönemi 3. evresini bizim Osmanlı topraklarında yaşadı. Mesela bugün, yani 19. 20. yüzyıldaki bu kabalacılık, bugünkü modern kabalacılık yani, daha çok bizim Osmanlı topraklarında ortaya çıkan bir kabalacıktı. Ama İspanya'dan gelen Yahudiler aracılığıyla yani. Bunların içinde de tabii en önemli isim 16. yüzyılda İshak Luria. Yani İspanya kökenli, geliyor Filistin'e, Osmanlı Filistin'de yerleşiyor. Osmanlı Yahudileriyle ilişkisi var. Dolayısıyla İshak Luria bu bağlamda önemli bir adam. Yani kabalacılığa son şeklini verendir adeta. Mesela İshak Luria'nın bir başka etkisi bizim şeyde görünür, Sabbatai Sevi. Yani Sabbatai Sevi hareketi de Luria'nın kabalacılık dediğimiz bir kabalacılığın içindedir. Çok enteresandır. Yani Sabbataist teoloji müthiştir. Yani çok derin bir teoloji yapmışlar adamlar. Ondan sonra ve İshak Luria ile birlikte kabalacılık 3 aşağı 5 yukarı bugünkü haline gelecektir yaklaşık yani. 19. yüzyılda falan hani biraz aydınlanmacı kabalacılık dediğimiz böyle rasyonel kabalacılık da var ama yani çok önemli değil bana göre. Şimdi tarihsel olarak baktığınızda, ben tabii çok kısa kestim tahmin edersiniz yani. Hikayenin gelişimi biraz böyle. Şimdi bu doktrinsel olarak ne? Üçüncü başlığımız yani. Bunun doktrini ne peki? Şimdi doktrin şöyle. Doktrin tabii yaratılış, sefira kuramı. Şimdi bizim şey vardır, emanasyon yani sudur teorisi sufi çevrelerde. Ona çok benzer bu doktrin aslında. Yeni Platonculuk. Çünkü kabalacılık Yeni Platonculuktan çok etkilendi. Yani hakikaten. Bizim sufiler de çok etkilendi. Şimdi nedir bu yaratılış kuramı, kozmoloji kuramı, sefirot kuramı, bu Yeni Platonculuktan geçen bu kavram ne yani? Kabalacılığın temeli olan kozmoloji anlayışı, yani yaratılış anlayışı şöyle. Bir kere klasik Yahudilerden tamamen farklı. Yani hiç alakası yok yani. Peki nasıl? Şöyle. Diyorlar ki kabalacılar, başlangıçta yani hiçbir şey yokken sadece en mutlak olarak, en mükemmel olarak Ein Sof adıyla bilinen bir varlık vardı. Ein Sof.
Ein Sof şey demek adeta, yani kendisi kendisine yeterli olan varlık, en mükemmel varlık. Tabii bu kuramlar, hani siz felsefeyle uğraştığınız için, hani Platon'da falan nasıl zaten anlıyorsunuz, yani Platon'da, Plotinus'te, yani hep oralara denk düşüyor aslında hikaye. Şimdi nasıl? Aynen öyle, aynen. Şimdi bu kendisi kendisine en mükemmel olan varlık, hiçbir şey yokken, yaratılış yokken, insanlar yokken, kozmos yokken, dünya yokken kendi başına yeterli bir şekilde iyiydi. Fakat bunun bünyesinde çok yüksek bir ışık vardı. Çok yüksek bir nur vardı bu varlıkta. Bu da Nur-u Muhammedi'dir. Ben size söyleyeyim yani. Hani Nur-u Muhammedi'dir derken hani paralelliklerden bahsediyorum o anlamda yani. Çünkü bu kuramlar birbirlerine benziyorlar. Dönemleri aynı, hani mantıkları aynı. Yani bu kavramların gerçekliği var mı yok mu ben bunları bilemem. Hani bilemem ama ben tarihe mal olduğu bağlamda baktığımda bu paralelliklerin hepsini görüyorum aslında. İşte bu varlık kendi kendine çok mükemmelken o ışık birden dağılmaya başlar. Yani mükemmel olan ışık dağılmaya başlar. O dağılma olduktan itibaren de yaratılış başlar artık. Ve yaratılış yukarıdan aşağı 10 basamakla oluşur. Yani en mükemmel varlık Ein Sof. Ein Sof fazla ışıktan dolayı kırılmaya başladı. Kendi içerisinde parçalandı. Her bir parçalanma, her bir kırılma varlıklar kategorisine yol açmaya başladı. Yani mantığı şöyle, Tanrı şöyle en mükemmelken, ben öğrencilere de böyle elimle anlatıyorum, şu halde düşünün, yani bunun Ein Sof olduğunu düşünün, tamam mı? Fakat bu Ein Sof'un nurunun fazla olmasının kendisine ağır geldiğini düşünün. Yani bunun mantığı şu an önemli değil, yani nasıl ağır gelebilmem, bunlar uzun hikaye yani. Ağır geldiğini düşünün ve bu parçalanmaya başladı, açılmaya başladı. Parçalanmak demek, yaratılışın olmaya başlaması demek. Ve ilk parçalanmada Sefira denilen, yani alem denilen bir varlık kategorisi oluştu. Bakın artık yaratılış var. Şöyle yani bakın. Şimdi bu Sefira denilen ilk yaratılış alemi birinci alemdir. Buna İbranice'de Keter denilir. Taç demektir İbranice, taç yani. Yaratılış, taç. Şimdi bu Keter alemi ya da Sefirası bütün varlıkların prototipini içeriyordu. Yani sizin, benim, dünyanın, eşyaların, bütün varlıkların prototipi. En mükemmeli buradaydı abi. Platon'un idealleri yani. Aynen öyle. Ondan sonra. Şimdi bu birinci Sefira yani birinci alem. Tamam, keşke böyle kalsaydı. Kalmadı. Çünkü bunun içindeki ışık da o kadar güçlü ki, o kadar bu nur o kadar güçlü ki abicim, yine kırıldı. Kırılınca bir ikinci alem oluştu. İkinci Sefira oluştu yani. İkinci Sefira ile birlikte varlıkların prototipleri biraz daha böyle figüralize oldular. Yani billurlaşmaya başladılar. Mesela sizin, benim, o başlangıçtaki prototiplerim daha netleşmeye başladı. Hani aynen suretler yavaş yavaş oluşuyor yani. Soyut ve somut kavramlar oluşmaya başlıyor yani. Fakat tabii bu ikinci Sefira'da da bu kırılma durmadı. Ne oldu? Yine patladı. Yani buna zimzum denilir. Zimzum. Yani zimzum bu patlayış sürecidir. Abi yani patladı. Üçüncü Sefira. Alemler gittikçe bakın her bir alem varlıkların figürasyonunu kolaylaştırıyor. Şimdi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abi. Şu 10 tane alem oluştu, tamam. Yani 10 tane alem. Fakat bu alemler düşüş demek. Aşağı doğru düşüyorsun. Fall yani. Fall in love yani. Bir aşağı doğru düşüş hikayesi bu. Bir aşk hikayesi aslında. Birazdan öyle olacak çünkü hikaye. Şimdi biz en son aleme geldik abi. En son alem şu an Melkut alemi. 10. alem. Daha düşüş yok. Çünkü ışıklar azaldı. Melkut. Melkut. Melha yani egemenlik. Egemenlik. Melhut. Tanrı'nın egemenlik alanı yani. Şu an bu dünyada olan herkes ve her şey
Tanrı'nın 10. görüntüsüdür abicim. 10. sefirasıdır yani. Şu an biz Tanrı'nın 10. sefirasıyız. Yani baktığınız zaman suretlere dibini kaşıdığında ne çıkıyor ortaya? O Ein Sof çıkıyor aslında. Peki ne olacak şimdi? Şimdi tamam bu 10'da durduk artık yani aşağıda iniş yok. Şimdi abi şu olması lazım. Çıkış abi. Şimdi fall in love şimdi yukarıya doğru yani bir aşk hikayesi şimdi kavuşmaya doğru çıkacak yani. İşte bu kavuşma sürecine de tikkun deniliyor. Tikkun kelimesi de onarmak falan demek. Neyi onarıyorsun? O evrene dağılmış olan ışıklar falan var ya kelippot. Yani dağılan kılıflar Arapçası kelippa yani kılıflar o ışıklar dağıldı ya kırıldı her şey yani. Şimdi bu ışıkların toplanması gerekiyor. Bu toplanmaya tikkun deniliyor. Tikkun kurtuluş demek. Peki biz bunu nasıl toplayacağız? Yani hani siz ben ne yapalım abi? Elimize kase alıp da yollara çıkıp ışık mı toplayacağız yani bu saatten sonra? Hayır öyle yapmayacağız. Gerçi İshak Luhu'ya biraz öyle yapın diyor da. Ama daha pratiği var yani kabalacılara göre. O da şu. Hayır. Kurtuluş tikkun şöyle olacak. Şimdi biz en son alemde miyiz? 10. alemde miyiz? Eyvallah. Biz kimi bekliyoruz şu anda? Mesih abicim. Mesih. Yani Mesih geldikten sonra biz yavaş yavaş o tikkunu sağlayacağız. Böylece Mesih'in sayesinde evrene dağılmış olan bütün ışıklar tek tek toplanacak. Biz bulunduğumuz 10. sefirottan yukarıya çıkacağız. Nereye? 9'a. Yani asli olan vatanımıza geri dönüyoruz. Yani abi Simurg gibi bakacağız ki aynaya, vatana geldiğimizde aynaya bakacağız ki aslında hepimiz biz kuşlar yani o varlıkmışız, Tanrıymışız yani. Bir bakacağız 9 olmuşuz. Biraz daha çalışacağız, Mesih çalışacak. 8'e çıkacağız. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En son abi pat Ein Sof'a döneceğiz. Geldiğimiz yer orası çünkü. Ve böylece vahdet-i vücut veya o geldiğimiz noktaya ulaşmış olacağız. İşte kabalacılığın yaratılış kuramının özü bu. Yani öyleyse bunda tabii çok ciddi bir mekanik panteizm var aslında. Yani hani hakikaten öyle yani belli bir mekaniği var. Belli bir determinist panteizmi var. Mesela burada yani genelde bütün kabalacılar 3 aşağı 5 yukarı böyle düşünüyor. Fakat mesela converso kabalacılarda olay biraz farklılaşıyor. Mesela bizim sabataist kabalacılıkta olay biraz daha farklı. O ki Sabbatai Sevi de büyük ihtimalle İshak Luria'dan falan etkilendi o görüşünde. Şöyle söylüyor mesela sabataist literatür. Yani evet tikkun için yani onarılmak, yeniden kurtuluş, yeniden Ein Sof'a ulaşmak için Mesih tamam. Fakat Mesih yetmiyor. Bizim Mesih'i getirmemiz için insan olarak da bize rol düşüyor. Yani mesela İshak Luria bundan dolayı bu mekanik sistemde insana çok önemli bir rol vermiştir. Yani insan olmadan kurtuluş olmuyor aslında. O yüzden de mesela Sabataist Kabala anlayışı şeydir. İnsanı da aktif olarak devreye sokar. Yani öyle pasif bir Mesih beklentisi yok. O yüzden Luria'cı kabalacılık geçmiş kabalacılığın pasif Mesih'ini aktif insanla değiştirmiştir. Bu bana göre yani bu tabii şimdi hani konuyla çok ilgisi olmayan arkadaşlar için hoca uçuyor diyebilirler ama benim için çok önemli noktalar bunlar yani ince noktalar. Çünkü hayat böyle oluşuyor yani bir dünyanın hayatı bundan oluşuyor yani bu ince bir nokta. O yüzden de hani Luryanik Kabala dediğimiz İshak Luria Kabalası 16. yüzyıl sonrası yani Osmanlı Kabalacılığı erken kabalacılıktan farklı çünkü insan çok önemli. Ve bunu da en güçlü böyle tap noktasına kadar kullanan converso hareketler oldu. Başta Sabbatai Sevi hareketi, Frankizm Doğu Avrupa'da bunlar bunu kullandılar yani. O yüzden mesela buradan baktığınız zaman geleneksel Yahudiliğin yaratılış kuramı ve o yaratılış kuramının içerisinde insanın ontolojik pozisyonu ve Tanrı'nın durumu hikayesi hiç benzemez buna. Yani klasik Yahudilikte Tanrı bambaşka bir kategoridir ve insan bambaşka bir kategori. İkisinin arasında mümkün değil yani hiçbir ilişki olamaz. Ama
Kabalacı doktrininde insan ve Tanrı arasında ontolojik farklılık yoktur aslında. Sadece Tanrı'nın kılık değiştirmesi sonucu oluşmuş olan farklılıklar vardır. Bir suret farklılığı vardır. Yani Tanrı çoğaldıkça şekli değişmiştir. Sadece o kadar. Ama esas da batına girdiğin zaman, yani içine girdiğin zaman bakacaksın ki esas da insan dediğin varlık Tanrı'nın adeta bir suretidir. O yüzden de kabalacı kozmoloji kuramıyla Yahudiliğin kozmoloji kuramı, klasik Yahudiliğin kozmoloji kuramı bakın birbirinden çok farklı. Ondan sonra tabii bunun üzerine hocam 10. kademede buraya ulaşıyoruz. Hı hı. Ya büyük ihtimalle onlarla ilgili. Yani bu 10 kavramı, 10 sefirot kavramı sanıyorum ki Yahudilikte eski paganist kültürlerden kalan 10 gezegen sisteminin ortaya çıkmış halidir. Kabalacılık içerisinde ortaya çıkmış halidir yani büyük ihtimalle. Herhalde öyle olsa gerek yani. Tabii ben şeyi çok iyi bilmiyorum. Yani bizim klasik yeni Platonculukta üçlü bir aşama var. Bizim İslam kültüründe böyle onlu bir alem, ay altı alemi falan var mı yani böyle bir vallahi var ha, enteresan tabii. Akıllara tamam evet enteresan. Ama normal yani kültürler birbirleriyle tanışıyorlar, alıp veriyorlar falan yani. Tabii tabii kesinlikle. Tabii tabii sudur abiciğim. Tam böyle yani net yani. Akıl kavramlarını geçiyorum hocam. Çünkü şeydeki mesele akıl sudurdaki. Ya şöyle diyeyim ben şimdi hani onu biraz Türkçeleştireyim böyle çok spesifik bir şey olmasın. Aslında bu 10 sefirotu aşağı doğru düşüren mantık esas da akıl. Hokma İbranice'de. Yani birinci basamak Ein Sof 2 3 4 5 6 7 8 10'a kadar indi ya bu abicim. Bu aşağı inerken bunun sistematiksel aklını kim oluşturdu? Yani 10'a kadar inecek, orada duracak. Yani onu bu Ein Sof'un hokması yani aklı oluşturdu. Dolayısıyla bu emanasyonun sudurun üzerine yükseldiği aks aslında akıldır. Yani hikmet yani hokma akıldır yani. Bilmiyorum hani bu böyle bir benzerlik kurulabilir mi ama bu anlamda akıl önemlidir şeyde yaratılışta. Her kademenin bir aklı var abi. Tabii. Her kademenin bir aklı var. Var abiciğim. Evet. Yeni Platonculuk tabii. Evet. Tabii hani kozmoloji anlayışı böyle. Yani normalde kabalacılığın başka doktrinleri de var. Ben şimdi basitçe hani temel doktrin yaratılış çünkü ama mesela geleneksel Yahudilerde olmayan bir kere en temelde şöyle tabii. Şimdi Mesih geldikten sonra aslında klasik Yahudilikte de böyle şeriata artık ihtiyaç olmayacağı için şeriat iptal olacak. Yani klasik Yahudilikte de böyle. Fakat bu vurgu kabalacılarda çok önemli. Yani Mesih geldi, tikkun başladı, şeriat bitti. Şeriat bittiği için şeriatın yerine yeni bir şeyler koymamız lazım. Ne koymamız lazım? Yeni şeyler. İşte o yeni şeyler denilen şeyler de bildiğimiz klasik Yahudi ritüelleri değil artık. Başka ritüeller. Yani hani günlük Yahudilikteki üç ibadet, Şabat bilmem ne bunlar değil yani. Yani mesela Sabatay Sevi'nin Şabat kurallarını ihlali, koşeri ihlali bunları göz önüne aldığınız zaman sistemin kabalacılık içinde ne kadar durduğunu anlıyorsunuz yani. O yüzden hani anlattığım olay basit bir yaratılış kuramı değil. Başka doktrinler de var. Mesela bir başka doktrin, hani bu şeriatın gidip yerine başka şeylerin gelmesi doktrininin yanında mesela temel şeylerden biri şu. Aslında bizim muhtemelen marjinal bazı çok 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 batini İslam geleneğinde de var herhalde bu şey.
reenkarnasyon. Yani musayvelik gibi, hani bizde çok marjinal batini gruplara baktığınızda var olan, ya da dürzilik falan yani. Kabalacılık da önemli. Yani reenkarnasyon kabalacılık da önemlidir. Birbirinden farklı reenkarnasyon türleri var kabalacılar. Çok zengin de bir literatür var. Yani ölen birisi, mesela iyi birisi ise onun ruhu bu dünyada birisine yardım etmek için yeniden aşağı iner. Ölen biri kötü biri ise onun ruhu bu dünyada birini daha da yoldan çıkarmak için bu dünyaya inebilir. Yani farklı farklı işte ibur var, dibbuk var. Yani reenkarnasyon çok önemli kabalacılarda. Ve farklı farklı reenkarnasyon türleri var. Nasıl? Diğer dinlerdeki daimon meselesi değil mi? Daimon yani? Ha, atalar kültü gibi. Tabii tabii, biraz zaten öyle yani, hani kabalacılıktaki bu gelenek de hani nereden kaldı? O pagan kültürden kaldı kabalacılığa. Yani yoksa klasik Yahudilikte reenkarnasyon diyemezsiniz yani. Mümkün değil yani. Yani mitzvalar, yani Yahudi kuralları bellidir. Onların içinde reenkarnasyon falan asla yoktur yani. Ama kabalacılıkta reenkarnasyon çok önemli, düşünün. Gibi yani. Kabalacılık birbirinden farklı böyle temel 3-4 doktrinden oluşur. Ama bunların içerisinde en temeli o yaratılış kuramı, yani sefiralar denilen hikayedir. Ve klasik Yahudilikten de buradan baktığınız zaman son derece şeydir, farklıdır. Diyorum ve bugünkü seminerimi burada bitiriyorum. Evet. Evet. Hiçbir ilişkisi olmadığını söylediniz ama hani Tevrat'taki Tanrı figürünü düşününce aslında o insanların arasında gelen, evet, sonra konuşan bir figür var. Evet. Yani geleneksel ya da klasik Yahudilikten ne anlamamız, nereye Yani şöyle, doğru. Yani klasik Yahudilik dediğimde, yani Rabbinik Yahudilik diyelim ona, Rabbani Yahudilik ya da Ortodoks Yahudilik diyelim. Dediğimizde şunu anlamamız gerekiyor. Tamam, mesela senin dediğin doğru. Tevrat'ta öyle antropomorfik şeyler var. Hani böyle insan biçimli, ama insan biçimli tanrı falan var ama yani Yahudi tefsirleri onu rasyonalize ediyor. O bir sembolik dildir diyor. Mesela bunu en güzel yapanlardan birisi de Filo'dur. Birinci yüzyıl filozofu Filon, yani biliyorsunuz İskenderiyeli. Bu adam mesela dehşet bir adam yani. Adamın hastasıyım yani. Onun Legum Allegorium'u falan bayılırım yani. Mesela Kutsal Kitabın içerisindeki o buna benzer insan biçimli tanrı ya da buna benzer böyle antropomorfik hikayeleri müthiş rasyonalize eder. Der ki sen onu... Nasıl? Tabii tabii, tevil ediyor abi. Yani bayağı bir değiştiriyor yani. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bakmayın onlara diyor. Şimdi biz geleneksel Yahudilik ya da Rabbinik Yahudilik dediğimiz zaman aslında şunu anlamalıyız. Hani o antropomorfik şeyleri böylece çıkarabiliriz, yani önemsemeyebiliriz. Şunu anlamalıyız. Bir kutsal kitabı, yani eski ahit veya Tevrat diyelim ya da Tanak yani, eski ahiti kabul eden, klasik Yahudi ritüelleri, işte günlük üç vakit ibadetin, haftalık Şabat'ın, yıllık Rosh Hashanah'ın ve diğer ibadetlerin, bütün bunları yapan, işte 613 tane emirler bütünü var, mitzvalar, Yahudiliğin anayasası, bunları kabul eden, ondan sonra işte ritüellerinde giyilmesi gerekli olan tefillini, talliti üzerine alan, giyen kimse, bunlar klasik Yahudiler. Yani bunlar Rabbinik, Rabbaniler. Yani ama kabalacılar başka bir şey. Yani kabalacılarda da tabii ki Tevrat var, eski ahit var, yani dini ritüeller var, fakat içeriği bambaşka. Yani müthiş bir mistik tevil yapmış adam. Zohar öyledir mesela. Yani Zohar baştan sona kadar olağanüstü böyle mistifike edilmiş bir tevildir. Yani Zohar'ın içinde artık Adem'le Havva, Adem'le Havva değildir yani. Yani Zohar'ın içinde cennet, ondan sonra günah kavramı, o bizim bildiğimiz klasik Tevrat'taki şeylerden değildir. Bambaşka bir hale gelir yani. Niye? Çünkü kabalacı gelenek büyük oranda yeni Platoncudur. Klasik Yahudilik abicim büyük oranda Aristocudur.
Ve klasik Yahudiliği belirleyen kesinlikle Maimonides'tir. Biraz Sadia Gaon, yani aşağı yukarı işte orta çağlar, yani 12-13. Yüzyıllar ve biraz daha öncesi Sadia Gaon. İki adam çok önemlidir bu bağlamda. Sadia Gaon ve Maimonides ya da İbn-i Meymun. Ve bu adamlar Aristocudur. Ve modern Yahudi teolojisi, fıkhı, kelamı neyse, yani klasik modern Yahudilik bunlar üzerine oturur. Ama bizim kabalacılık dediğimiz kültür yeni Platonculuk üzerine oturur. Kaynakları başkadır, kahramanları başkadır, her şeyleri başkadır. Yani. Evet, sorunuz varsa devam, yoksa bırakıyoruz. O zaman bir daha görüşürüz. Büyük ihtimalle haftaya arketiplerden devam edeceğiz.